Enseri Mutfağı'ndan merhaba. Bugün İspanyol mutfağının en tanınan yiyeceklerinden birisi olan churros yapacağız. Churros aynı zamanda ben İspanya'ya taşındığımdan beri benden en çok istenen tariflerden birisi. Tarifin bu kadar gecikmesinin bir sebebi var elbette. Onu açıklayayım sizlere. Benim churros'la çok aram yok. Bunun da bir sebebi var. Ben churros'u ilk yerken tatlı olacağını düşünerek yemiştim ve tuzlu çıktığında çok büyük bir hayal kırıklığına uğramıştım. Churros bir tatlı olarak geçiyor aslında. Kategorisi tatlı ama o hamur tuzlu ve epey tuzlu, özellikle dışarıda satılanlar. Yediğinizde bunun tuzu fazla kaçmıştı diyeceğiniz kadar tuzlu. Ve o tuzlu yiyeceğin dışını şekere bulayınca ya da çikolataya bandırınca o kadar aşırı tuzlu ve o kadar tatlı bir şeyin bir araya gelmesi benim damak zevkime çok uygun değil. O yüzden çok hoşlanmıyorum. Ben de şöyle bir çözüm buldum kendime. Evde kendi churros'umu kendim yapıp biraz daha damak zevkime uygun bir hale getirdim. Hamurunu çok tuzlu değil, çok da tatlı değil, böyle arada bir kıvamda yapıp yine çikolata ile birlikte tüketiyorum ve bence çok daha güzel oluyor. Hazır bu konuyu açmışken onu da söyleyeyim. Eğer İspanya'ya gelmiş ve churros yemişseniz ya da dünyanın herhangi bir yerinde yemişseniz ve beğenmişseniz ve o churros'un tuzlu halini yemişseniz, o zaman benim yaptığım tarifi biraz değiştirmeniz gerekebilir. Şekeri çıkartıp yerine bir tatlı kaşığı tuz kullanmanız daha uygun olacaktır. Tarifin yapımına geçeceğiz ama öncesinde ufak bir hatırlatma daha yapmak istiyorum. Eğer hala tarif küp uygulamasını indirmediyseniz cep telefon ve tabletlerinizi ücretsiz olarak indirerek yazılı ve videolu tariflerime kolayca ulaşabilir ve günlük menülerden faydalanabilirsiniz. Şimdi hemen yapımına geçelim. Bunun için tabii ocağa geçeceğiz. Bir sos tenceresine 1,5 su bardağı su koyuyorum. Bu arada bardak sizi şaşırtmasın. Bu meşrubat bardağı. İçinde 1,5 su bardağı su var. İçine 1 tatlı kaşığı şeker ve 1 çay kaşığı tuz ilave ediyorum. Şimdi kaynamaya bırakacağım. Şimdi altını kısıyorum. Ve içine unu ilave edeceğim. 1 su bardağı unum var. Unu koyup hızlıca karıştırıyorum topaklanmaması için. Hamur kendini toparladı. Yine karıştırmaya devam ederek bir 2-3 dakika daha pişireceğim un kokusundan kurtulmak için. Hamurumuz hazır. Şimdi ocaktan alıyorum ve bir 10-15 dakika kadar el dayanacak ısıya düşmesini bekleyeceğim. Bu aşamada da çikolata sosunu hazırlayacağım. Sos için bir sos tenceresine 1 yemek kaşığı nişasta alıyorum. Buğday veya mısır nişastası olabilir, fark etmez. İçine 2,5 su bardağı süt ekliyorum. Ve topaklanması gidene kadar karıştırıyorum. Topaklar gitti sanırım. Şimdi içine 200 gram çikolata ekliyorum. Ben bitter çikolata kullanıyorum. Siz isterseniz sütlü çikolata da kullanabilirsiniz. Şimdi kısık ateşte sürekli karıştırarak çikolata eriyip sosumuz kıvamını bulana kadar pişireceğim. Gördüğünüz gibi sosumuz da hazır. Şimdi ocaktan alıyorum. Soğuyan hamuru bir sıkma torbasına alıyorum. Kalın bir sıkma torbası kullanıyorum bu arada. Hamur biraz koyu kıvamlı bir hamur olduğu için. Ucunda da ince yıldız uç var. Hamuru yağlı kağıdın üzerine ince şeritler halinde sıkıyorum. Bir sos tenceresinde bolca sıvı yağ kızdırıyorum. Tamamen kızması oldukça önemli. Aksi halde çok yağ çekecektir pişerken. Churros'ları teker teker içine bırakıyorum. Burada çok dikkatli olun elinizi yakmamak için. Güzelce kızaran churros'ları kağıt havlu serilmiş bir tabağın içerisine alıyorum. Şimdi churros'ları şekere bulayacağım. Bu arada dilerseniz şekerin içerisine tarçın da ekleyebilirsiniz seviyorsanız. Ya da bu şekere bulama aşamasını atlayabilirsiniz. Direkt çikolata sosuna banarak da yiyebilirsiniz. Churros'larımız hazır. Yapım aşamasında zaten birkaç püf noktasından bahsetmiştim ama şöyle bir üzerinden geçmekte fayda var. Başta da söylemiş olduğum gibi eğer churros'ların tuzlu olmasını istiyorsanız, orijinaline sadık kalmak istiyorsanız şeker kullanmak yerine bir tatlı kaşığı tuz kullanabilirsiniz. Churro hamuru bir nevi şu hamuru aslına bakarsanız. Şu hamuru profiterol ve ekler yapımında kullanılan hamur, oradan biliyorsunuzdur.
ama içerisinde yumurta ve tereyağı yok. Genellikle churro'dan bahsederken işte şu hamuruyla yapılıyor diye anlatılıp geçilir. O yüzden bazı insanlar hamurun içerisine yumurta ve tereyağı da koyuyorlar ama bunların koyulmaması gerekiyor. Tereyağı koyabilirsiniz, bazen bir tatlı kaşığı kadar ekleniyor. Ben de zaman zaman koyuyorum ama yumurta konulmaması gerekiyor. Hamurun kıvamı böyle biraz lastik kıvamında oluyor. Epey esnek, biraz da zor aynı zamanda karıştırması ve şekillendirmesi. Şekillendirmeden bahsetmişken onu da atlamayalım. Fark etmişsinizdir zaten, kalın bir sıkma torbası kullandım ben. Sizin de öyle yapmanız gerekiyor çünkü çok yoğun kıvamlı bir hamur. Normalde krem şanti ya da krema sıkarken buzdolabı poşeti kullanabiliyoruz sıkma torbası yerine. Ama bu tarifte yırtılacaktır o torbalar, uygun olmayacaktır. O yüzden muşamba kalınlığında bir sıkma torbası ya da plastik sıkma pompaları vardır. Şöyle arkasından bastırılan, onlardan da kullanabilirsiniz. Yine sıkma ile ilgili bir önemli dikkat etmeniz gereken şey ucu. Ucunun yıldız uç olması gerekiyor bu şekli alması için ve küçük yıldız uç olması gerekiyor. Kalın yıldız uç da kullanabilirsiniz ama bu pişme sırasında yine biraz işinizi zorlaştırabilir. Kalın olduğu için pişmesi daha uzun sürer ve içinin çiğ kalma ihtimali artar. O yüzden küçük yıldız uçlardan kullanıp incecik sıkarsanız çok daha kolay pişecektir. Şimdilik aklıma gelenler bunlar benim. Eğer sizin aklınıza takılan, merak ettiğiniz bir şey olursa yorumlar kısmında sorabilirsiniz. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.